Herkese yeniden merhaba. Tahmin ediyorum soğuk ve yoğun yağmurlu bir kış akşamında buluştuk. Bu kışın biraz sert geçeceği yönünde meteoroloji uzmanlarının aylardır ifade ettikleri bir görüş var. Sanıyorum öyle olacak. Bol kar yağışlı bir kışa hazırlanıyoruz. Bu bir yönüyle faydalı çünkü özellikle Anadolu Yarımadası son 20-25-30 yılda görünmemiş ölçekte bir kuraklık içinden geçti. Ve o kuraklık tabii ister istemez Dicle-Fırat üzerinden Orta Doğu'yu da etkileyen bir kuraklığa dönüştü. Umarım bol yağış alırız, bol kar alırız ve onların sonucunda barajlarımız dolar ve hep beraber biraz iklimsel olarak sulhu salaha çıkmış oluruz. Konum iklim değil, merak etmeyin. Çünkü yıllardır söylediğim bir olayın bambaşka bir atmosferde doğrulanması üzerine yapacağım bir konuşma bu. Hep söyledim. Yakından takip edenler bu videodan, bu video kanalından ama beni daha önceden Star gazetesindeki yazılarımdan takip edenler de 2017-2018'lerden bu yana köşe yazılarımdan bir konuyu ısrarla ifade ettiğimi biliyorlar. O da Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleriyle bağlantılı değildir. Bunu ben ilk kriz patladığı an itibariyle söylemeye başladım. Fakat nedense bu konuları Amerikancı bir lobi var ya bizim içimizde, o Amerikancı lobinin sözde büyükelçileri, sözde akademisyenleri ve gazetecileri ikide bir çıkıp ekranlardan özellikle efendim Türkiye eksen değiştirmeseydi, işte Türkiye Rusya'dan hava savunma sistemi almasaydı bu F-35 programından çıkarılmazdık gibi ülkeye yalan sattı. Yalan, yalan. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri esasında Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019-29 Ocağı'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e one minute dediği o konuşmadan sonra aldı ama devamı esas olarak 2010 yılında Mayıs ayının sonunda Mavi Marmara gemisinde yaşanan katliamla beraber şekillendi. Yani bu olay, gerçi bize Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir notlarıma bakıyorum. 23 Eylül 2021'de resmen Türkiye'ye geldiler ve dediler ki biz sizi F-35 programımızdan artık ila nihayet çıkardık, siz bizden F-35 falan. Biz burada var olduğumuz sürece alamayacaksınız dediler. Tamam, alamayalım. Biz de onun üzerine biliyorsunuz 40 adet yeni F-16 ve 80 adet de F-16 modernizasyon kiti rica ettik kendilerinden. 1.4 milyar dolar paramız Amerika'nın kasasında el konulmuş vaziyette duruyor çünkü. Yani... Ama bu 23 Eylül 2021'de bizim F-35 programından çıkarılmamızın kararı esas olarak 2010 yılında alınmış bir karar. 11 yılda adım adım bu noktaya getirdiler. Tabii Türkiye'yi hava savunma sistemleri açısından, şimdi İsrail'e F-35 veriyorsun. İsrail'e benim meselem var Akdeniz'de. Yunanistan'ı hava güçleriyle destekliyorsun. Etrafımda bir sürü risk oluşuyor ve bana hava savunma sistemi vermemekte kararlılık gösteriyorsun. Ne yapacağım? Gittim Rusya'dan aldım hava savunma sistemini. Şimdi ilgili makalelerde çıkan bütün yorumlarda şu var. Yani F-35'in teknolojik kimliğinin S-400'ler üzerinden casuslukla elde edilmesinin imkanı yok.
Yani S-400 ile F-35 aynı odada konsa bir de Rusya'nın S-400 üzerinden F-35'in ne tür bir teknolojik maharet içinde olduğunu öğrenmesi mümkün değil. Bu bir defa net bir gerçek. Çünkü şu anda F-35'ler Orta Doğu coğrafyasında uçuyorlar ve aşağıda da bol miktarda S-400 var. Suriye'de var, orada var, burada var. Yani normalde çoktan onların haberdar olması gerekiyordu. Mesele şu, Türkiye'nin İsrail'i tehdit edecek bir güce kavuşması ihtimali karşısında Amerika Birleşik Devletleri 2010 yılı itibariyle Türkiye'ye karşı gelişmiş silah sistemlerinin akışının durdurulması kararı aldı. Bir NATO ülkesini Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den gelen baskı ve Washington'daki Yahudi lobisinin baskıları sonucunda müttefik olarak değil bir rakip ve hatta giderek bir düşman olarak algılama metodolojisini geliştirdi. Çünkü bu askeri işler değerli dostlarım öyle kağıt üstünde konuşmalar gibi değildir. Askeri işlerin mantığı çok basittir. Çok basit. Askerlere göre dünya müttefiklerden ve düşmanlardan örülüdür. Gri noktaları yoktur. Pentagon için de bu geçerlidir. Bizim Genelkurmay Başkanlığı için de geçerlidir. Dünyanın en zayıf ordusuna sahip veya ordusuz İsviçre için de geçerlidir. Bir asker dünyaya dostlar ve düşmanlar olarak bakar. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin 2009 One Minute'i sonrasında Mavi Marmara olayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o politikasından geri adım atmaması nedeniyle gün gün yenilediği risk değerlendirmelerinde Türkiye müttefiklikten, Kore'de birlikte savaşılmış ülkeden aman fazla yaklaşılmayacak ve hatta gelişmiş silahlar asla aktarılmayacak ülke konumuna doğru götürüldü. Bu yanlış bir şey mi, kötü bir şey mi bizim açımızdan? Bence değil. Ama Amerikan yanlıları ve Batı yanlıları, Avrupa ile lobileriyle içli dışlı olanlar, bunun Türkiye'nin bir tür eksen değiştirmesi ve sonuç itibariyle de kötü yola girmesi olarak değerlendiriyorlar. Benim gibi adamlar da hayır öyle bir şey olmuyor. Tam tersine Türkiye Kuvayi Milliye ruhu içinde gerekirse Rusya'yla da Çin'le de Amerika'yla da Avrupa'yla da kendi ulusal çıkarları için savaşmadan ama net bir duruşla mücadele edebilir diyoruz. Konu budur. Yani mesela geçen gün benim de yönetim danışmanı olduğum bir grup yani denizcilikle ilgili grubumuz dedi ki biz ne Avrasyacıyız ne Atlantikçiyiz biz Türkiyeciyiz dedi. Avrasyacıların yayın organı olan Aydınlık gazetesi derhal Türkiyeciliğin önemli olduğunu ama esasında Türkiyeciliğin Avrasyacılıktan ayrılamayacak bir gerçek olduğunu ifade eden koca bir yorum yayınladı. Bence yanlış. Bence yanlış. Çünkü Türkiyecilik Türkiyeciliktir. Türkiyeciliğin içine Amerika'yı, Rusya'yı, Çin'i sokamaz. Ben de öyle görüyorum meseleyi. O yüzden yani kötü bir şey olmuyor sonuç itibariyle hayatımızda. F-35'ten attıkları için belki de ileri yakın bir gelecekte Amerikalılara çok teşekkür edeceğiz. Milli Muharip uçağımız 2023'lerde falan hayata geçtiğinde ya iyi ki bu Amerikalılar bizi bu F-35'ten atmışlar. Bak kendimize ait bir uçağımız oldu diyebileceğiz. Diyeceksiniz ki Ardan sen Türk. Bütün bunları nereden çıkarıyorsun? Ben bütün bunları tabii ki net olarak tarihsel arşivlerden çıkarıyorum. Özellikle Mavi Marmara'daki İsrail katliamından sonra İsrail lobisinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisinin nasıl ayaklandığını
ve Türkiye'yi artık bir NATO ülkesi olarak görülmemesi gerektiğine dönük kampanyaları başlattığını dün gibi hatırlıyorum. Mesela bunların işte FETÖ ile de en yakın ilişkili olan adamı var, Michael Rubin denilen adam. O 2010 yılının Temmuz ayında Amerikan Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde yaptığı raporlu çalışmada Amerikan yönetiminin Türkiye'yi derhal F-35 programından çıkarmasını istedi. 2010 yılı, Temmuz ayı ve bakın 2010 tarihinde de bir yazısı var o dönemden. O bir paragrafı aktaracağım size. Önümüzde zor kararlar uzanıyor. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri silah sistemlerine, taktiklerine ve istihbaratına ulaşabiliyor. Buna izin vermek, Hamas, Sudan ve İran'a izin vermekten farksız değil. Başkan Obama, İran'ın bölgedeki bir numaralı savunucusu Türkiye'yi planlandığı gibi 2014 yılında F-35'leri teslim etmeyi düşünüyor mu? Hatta Türkiye NATO'da kalmalı mı diye 2010 yılında kampanyayı başlattı. Bunlar İsrail'in bilgisi içinde başlatılan kampanyalardı. Ve gerçekten mesela 13 Ağustos 2018'de de bütün bu kampanyaların sonucunda Ulusal Savunma Yetki Yasası Trump tarafından onaylandı, dönemin Amerikan Başkanı, ve Türkiye'ye F-35 ambargosu o onaylamayla beraber resmiyet kazandı. Şimdi sıkı durun. İsrail zil takıp oynadı ama bir başka ülkeden bahsedeceğim. Ambargonun yasallaşması için çok çaba gösteren Helen Amerikan Liderlik Konseyi İcra Direktörü Andy Zemenides var. Andy Zemenides parlamentoyu, Amerikan Kongresi'nde faaliyet gösteren Yunan lobisinin başkanı, diyor ki F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının engellenmesinin yasaya eklenmesi çok uzun zaman önce yapılmış olması gereken Amerikan-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi yönünde bir ilk adımdır. Amerikan silahları Amerika'nın Yunanistan gibi müttefiklerini tehdit etmek, Kıbrıs gibi Amerika'nın stratejik ortaklarını işgal etmek, Amerika'nın değerlerine ve bölgedeki çıkarlarına zarar vermek için kullanılamaz, diyor. Bu Zemenides kongreyi ikna için Ermeni Ulusal Komitesi ve Hristiyanları Savunma Örgütü ile birlikte çalıştıklarını da açıkça ifade ediyor. Şimdi bu 2018 yılı. Biz 2021'de F-35'ten çıkarıldık. Yani sonuç itibariyle mesela 9 Aralık 2020 günü yaşanılan bir açıklama var. Trump yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışıyla ilgili bir ön anlaşma yapması. Şimdi oraya geliyorum. Şimdi durum şu. Türkiye'ye F-35'in verilmemesini sadece İsrail de istemedi. İsrail'le artık etli tırnaklı bir biçimde ittifak içinde olan Yunanistan'ın lobisi ve Ermeni lobisi de Türkiye'ye F-35'lerin verilmesini engellemek için gereken bütün çalışmaları 2010 yılından itibaren başladılar ve işi bu noktaya kadar getirdiler. Peki son Amerikan savunma bütçesine eklenen bir madde ne diyor? Onu da yani iki tane Amerikan Kongresi'ndeki Yahudi lobisinin iki önemli ismi tarafından imzalanmış bir karardır. Bob Menendez ve Marco Rubio yeni bütçede Senato'da onaylanırken F-35'lerin verilmesi için gereken konu Yunanistan'a F-35'lerin verilmesi için gereken kolaylığın sağlanması ve Yunan, İsrail artı Kıbrıs Rum yönetimi ittifakına karşı 3+1 formülüyle bir ortak parlamento dostluk grubu kurulmasını öneriyorlar. Yani
Türkiye'ye verilmeyen, Türkiye'nin kurucusu olduğu konsorsiyumdan atılmasına neden olan bu etnik lobiler şimdi hem İsrail'in hava gücünün süperiyoritesi, yüksek gücünü güçlendirmek hem de Türkiye'ye karşı Yunanistan'a F-35 vermek için kolları sıvamış durumdalar. Ve bunun bu gerçekten gerçekleşmekte olan bir süreç. Ve bütün bunlar yaşanırken Amerikan yanlısı akademisyenlerimiz de işte Türkiye'nin hatalı politikaları yüzünden bu hale geldiği ifade ediliyor. Yalan. Niye? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri de aynı kaderi yaşamaya başladı. Üstelik Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le bütün teslimiyetini gerçekleştirmiş olmasına rağmen geçen gün bir açıklama yaptı. Dedi ki 23 milyar dolarlık F-35 ve gelişmiş drone teknolojileri alacağım ama Amerikan yönetiminin güvenlik soruşturmaları nedeniyle ben bunu iptal etmek durumunda kalacağım gibi bir açıklama yaptı. Niye? Çünkü anladığım kadarıyla İsrail Yunanistan'a F-35'lerin verilmesini onaylamış gözüküyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri gibi İran'la fazlaca içli dışlı olabilecek yarın bir gün tam olarak eksen değiştirmese bile biraz daha orta noktaya gelip İran'la da sıcak ilişki kurabilecek bir Arap ülkesine bu gelişmiş silahların aktarılmasını engelliyor. Engelliyor ve onu da tıpkı bize yaptıkları gibi nasıl biz Rusya ile yakınlaştık diye yaptılarsa Birleşik Arap Emirlikleri'ne de Çin'le niye yakınlaştın? Çin senden bunun teknolojisini çalar diye yapıyorlar. Efendim bunun sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri'ne göstermelik olarak bazı F-35'ler verirler mi vermezler mi falan onları zaman gösterecek. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu anda Amerikan yönetimine bu kadar teslim olmasına rağmen F-35'ler konusunda karşılaşmış olduğu engelleme beni haklı çıkarıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bakın yine aynı Birleşik Arap Emirlikleri nasılsa dost olduk, beraberiz diye gitmiş son yıllarda İsrail'in geliştirmiş olduğu adına demir kubbe denilen yakın mesafeden atılan füzelere karşı etki gücü yüksek bir hava savunma sistemi var. Onu satın almak istemiş. Aynı İsrail bu kadar yakınlaşmalarına rağmen onu da satmamaya karar vermiş. Yani demek ki İsrail'e bir bölge Arap devleti olarak bu kadar yanaşıp bu kadar teslim olmak bile o sistemin içine girip güvenlikli bir şekilde çalışma sonucu vermiyor. Vermiyor. Ha, şimdi bu durumda çok açık ve net konuşmak gerekirse Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yaşadığı deneyim bizim zaten F-35'lerden çıkarılmış olmamız. Bakın ben tekraren söylüyorum o F-16'lar gelmeyecek buraya. Ha, gelmeyecek onlar. Biz o 1.4 milyar doları çok zor alacağız o Amerika'nın elinden. Onu söyleyeyim de şimdiden yani ileriye dönük olarak herkes net olarak anlasın. O yüzden ben Türkiye'nin kendi milli muharip uçağını geliştirirken aynı şekilde yarın bir gün Yunanistan'a da verilmesi muhtemel F-35'lere karşı bir atak daha yapması gerektiğine inanıyorum. O da Rusya ile masaya oturup Rusya'nın geliştirmiş olduğu S-500 hava savunma sisteminin Türkiye toprakları üzerinde ortak üretimi konusunda bir anlaşma yapmak. S-500, S-400'den çok daha ileri düzeyde bir hava savunma sistemi ve Amerika'nın F-35 projesi için bir kabusa dönmüş durumda. Daha önce de anlatmıştım. O yüzden Türkiye
yeni bir S-400 alabilir mi? Alabilir, hiç problem değil. Ama Rusya ile Türkiye'nin S-500 için masaya oturması bile, bakın gerçekleşmesi demiyorum, masaya oturması bile küresel sistemde depremdir, deprem. Bu kuşatma böyle aşılır. Yani bu emperyalist kuşatma, eğer herkes bu ülkenin emperyalist bir kuşatmayla karşı karşıya olduğunda samimi olarak konuşuyorsa, ki ben öyle konuşuyorum, bu kuşatma böyle ataklarla açılır, uzlaşarak açılmaz. Bu çok net belli olmuş durumda. Kalırsa alacaklar.